Ben varlık ve yokluk arasında uçuşan bir kelebek. Bekler ar ve af divanında aminlerim kabul edilecek. Ve bir la bilmecesinde saklı ömrümü illa hecesi çözecek. Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yemişsin! Yepyeni bir kelebek etkisinin bir bölümüyle daha karşınızdayım. Evet, ikinci bölümümüzde başlık çerçevemiz hayatımızın Ebu Bekir'ini bulmak. Aşağıda yorumlarınızı mutlaka ve mutlaka bekliyorum buradan. Herkese selam olsun. Her salı Allah nasip ederse inşallah yapmaya devam ediyoruz. Evet, okumaya başlayalım. Zamanın, mekanın ve dahi eşyanın tanımlanması zorlanmadan yaptığımız doğrudur. Lakin söz konusu insanı ve tabir tahlil etmek için evvela durup düşünmek gerekir. Hele de tarifini yapacağımız kişi Yaradan'ın ve onun Habibini övdüğü bir zat ise cümleleri, hatta kelimeleri tek tek tahlil ve tenkit etmek lazım gelir. İşte kendisini anlatmakla insanın acize düştüğü sözcüklerle ifade etmenin insanı müşküle düşürdüğü bir şahsiyet de Hazreti Ebu Bekir'dir. İki tende bir can olmanın adı olarak Hazreti Ebu Bekir'i anlatmak için ömrümüz kafi gelir mi bilemeyiz. Fakat bildiğimiz odur ki itaatin, adanmışlığın ve teslimiyetin en kestirme tanımı olan Hazreti Ebu Bekir'i hakkıyla anlatamasak da anımsatmak bizim için en şerefli yükümlülüktür. Bu kutlu sorumluluğun ağır yükünün altında ezilmek pahasına da olsa Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i dilimiz döndüğünce hatırlatmaya talibiz. Zannımızca Resul-i Ekrem Efendimiz'e dostluğu ve yoldaşlığı ile hafızamıza kazınan Hazreti Ebu Bekir'i vefasıyla anlatmaya başlamak yerinde bir yaklaşım olacaktır. Tabiri caizse o yoldaşını koruma uğrunda gözünü budaktan sakınmayan bir cesaret timsali, tüm servetini Allah ve Resulü yolunda harcamaktan geri durmayan tutumuyla menfaat üzerinde kurulmuş dengeleri alt üst edecek bir cömertlik abidesidir. Zira Peygamberi Zişan'ın eğer Allah'ın başkasını dost edinecek olsaydım mutlaka Hazreti Ebu Bekir'i dost edinirdim. Buhari, Tirmizi, Müslim hadislerinde buyrulur. Evet, Hazreti Ebu Bekir Efendimizin nasıl bir dost olduğunu anlamak için yeterlidir. Allah ve Resulü söylediklerine koşulsuz bir tavır ve samimi bir kalp ile bağlanan Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Peygamberimize zevcesinden sonra ilk iman edenlerden olmuştur. Bu katıksız imanı Hazreti Ebu Bekir Efendimize benlikten geçmeye sevk etmiştir ki bu sevk olunma ile serden geçip en sevgili de can bulmuştur. Öyle ki Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i her gün hanesinde ciğer yiyor sananlar, peygambere olan nar aşkından yüreği dağlanan bu vefakar dost karşısında hayretlerini gizleyemezler. Bu güzel vaka Hazreti Peygamber Efendimiz'in 4 tercihinde neden Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i seçtiğinin en manidar ifadesidir. Arapların evvel, refik, badel, tarih, önce yoldaş, sonra yol tabirinin içini en güzel şekilde dolduran bir yoldaşlık örneğidir. Efendimizin ve Hazreti Ebu Bekir'in Efendimizin dostluğu, çetin imtihanların, yıldırma ve vazgeçilme girişimlerinin engelleyemediği, bizzat sevgilerini daha da perçinlediği, güçlendirdiği bir yoldaşlık onlarınki. Vakti geldiğinde dostluğu için can ve cananını feda eden bu feda edişte de Allah katında kâr ederek fedakar sıfatını layıkıyla taşıyan Hazreti Ebu Bekir Efendimizin Mekke'de yaşadığı şu hadise şayan-ı dikkattir. Olay Mekke müşriklerinin her geçen gün zulümlerine bir yenisini daha eklediklerine tebliğ yıllarında cereyan etmiştir. Rivayet olunana göre müşrikler Hazreti Peygamber'e sözlü hakaretlerinin yanı sıra ona zarar verecek muamelelerde bulunurdu. Bundan dolayı mübarek uzuvları zarar gören Efendimizin içinde bulunduğu durumu ilk işitenlerden biri de Hazreti Ebu Bekir Efendimiz olmuştur.
Haberi alır almaz peygamberimizin yanına koşar ve kendisini efendimize siper eder. Bu esnada vücuduna isabet eden taş ve tekmeler ile ziyadece hırpalanır, yaralanır. Bu hal onun 3 gün boyunca baygın bir vaziyette yatmasına sebep olur. 3. günün sonunda gözlerini açan Hazreti Ebubekir Efendimizin ilk sözü "Dostum nasıldır?" olmuştur. Bu ibretlik olayın arkasında yatan dostluk sırrını çözmek ise Mevlam senden senin sevgini, senin sevdiklerinin sevgisini ve bizleri senin sevgine ulaştıracak amelleri niyaz ediyoruz diye münacatta bulunan biz kulların üzerine bir borçtur. Çünkü Yüce Yaradan alemi İslam'ın kurtuluşunu peygambere, onun al ve ashabına tabi olmak da mümkün kılmıştır. Meğer ki bizler de istemez misin ya Ebubekir? Dünya onların, ahiret bizim olsun. Buyuran Resulü Kibriya'nın girdiği cennette talibiz. Öyleyse her biri bir yıldız olan sımsıkı tutunmak durumundayız. Peygamberimizin mucizevi hadislerle gönüllerimizi din üzere sabit kılmamızı kolaylaştırdığı Miraç olayından sonra mucizeyi o söylediyse doğrudur diyerek diliyle ikrar, kalbiyle tasdik eden ilk ismin Sıddık-ı Ekber olması, tutunduğumuz yıldızın son derece parlak olduğunun ispatıdır. Hz. Ebubekir Efendimizin güzide hayat yolculuğunun önemli dönüm noktalarından birisi de hicret vakasıdır. Ömrünü İslam'a adamış bu sadık ve sıddık zatın yaşadığı vaka bir milattır. Bir yeniden doğuş vesilesidir. O dirayetli ve vakar duruşunu her durumda muhafaza etmiş, dostuna zarar gelmesin diye kapattığı yılan deliğinin ayağında bıraktığı iz onun vefa mührü olmuştur. Endişesi, telaşı, kendi şahsı manevisine gelecek ziyandan değil, yoldaşına verilecek zarardan ötürüdür. Hazreti Ebubekir Efendimizin bu hissi ve ince düşünüşü onu teskin etmeye yönelmiştir ki o, la tehsen innallâhe meâne telkiniyle sakinleştiren bir zat olma şerefini yaşamış, Rabbimizin iki kişiden biri hitabının muhatabı olmuştur. Allah Celle Celaluhu böylesi düşünceli dost ve yoldaşlara inayetini güvercinler ve örümcekler aracılığıyla göndermiştir. Allah ve Resulüne kalpten bağlı olan hiçbir kul yoktur ki sonsuz kudret onun hakkında tecelli etmesin. Bizler de kısa hayat yolculuğunda Hazreti Ebubekir Efendimiz gibi bir dost, bir yoldaş edindik. Hayatımızın Ebubekir'ini bulduk mu? Ne mutlu hayatının Ebubekir'ini bulanlara. Ne mutlu kendisini bulanlar ancak arayanlardır. Sözünün muhatabı kabul edip Ebubekir'ini bulmak için yola düşenlere ve ne mutlu Ebubekir'ini bulmanın yolunu Ebubekir olmak da bilenlere. Kelebek Etkisi 2. bölümün sonuna denk geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınız benim için çok önemli. Aşağıda mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Her salı Allah nasip ederse inşallah kitabın sonuna kadar, finale kadar yürütmeyi, her salı devam etmeyi istiyorum. Bakacağız neler olacak, neler bitecek. Bekliyorum. İzlemelere devam etmenizi. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Esen kalın. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.